Kızım Betül Rana burada. Bir de Salih Safa burada. Bugün Ames odası yapacağız. Ames odası. 1, 2, 2, 3, 3. Dedim baba dedim. Tamam. Ames odası yaptıktan sonra içerisine koyacağımız oyuncak iki hayvan. Aslında ikisi de aynı hayvan. Ama birisinin uzun göründüğünü, birisinin kısa göründüğünü göreceğiz. Neden? Çünkü Ames odası çok ilginç bir oda. Bu odayı yaptığımızda karşımıza çok orijinal şeyler çıkacak. Evet, benim çocuklarım hazır. Şimdi ben Ames odası ile alakalı resmi biraz sonra videoda sizlere göstereceğim. Hangi uzunlukta, hangi kenarları olması gerekiyor, hangi açılarla çizilmesi gerekiyor. Biz hazırladıktan sonra, çizimden sonra size bunu göstereceğiz. Sonra Ames odasını keseceğiz, bir ev haline getireceğiz, bir oda haline getireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. Oda haline getirdikten sonra da denememizi yapacağız. İki tane oyuncak hayvanımızı izleyeceğiz. Bakalım hangisinin boyu daha uzun. Aslında boyları aynı. Ama hangisinin boyu daha uzun görmüş olacağız. Bu fiziksel bir olay. Orijinal bir olay. Hep birlikte yaşayacağız. Sizler de evlerinizde yapabilirsiniz. Ben tavsiye ederim. Çok güzel bir etkinlik olur sizin için. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Evet. Hadi bakalım. Ames odası yapımı için iki tane kartonumuz var arkadaşlar. Malzemelerden kısaca bahsetmek gerekirse, ben de açıları ölçmek için bir açılı cetvel, bir tane normal cetvel bulunuyor. Çocuklar izlerken ben o çizimleri yaptım. Bunları videonun detayında göreceksiniz. Bir tane kurşun kaleme ihtiyacımız var. Bir tane de silginiz olsa, yanlışlıkları silme adına önemli. Şimdi bu çizimleri yaptıktan sonra kesme işlemine geçeceğiz. Bakın çizimlerimiz tamamlandı. Hem tabanın çizimleri tamamlandı. Biraz sonra bunların kesimine geçeceğiz. Kesim için hazır mıyız çocuklar? Evet. Haydi bakalım, kesime geçiyoruz. Şimdi Ames odası yapımında kullanacağımız kartonlardan bir tanesinde çizdiğimiz yerin tam çevresini kestik. Tam çizgi üzerinden kesmeniz lazım. İkinci kartonu da kesiyorum. Sonra bunları üst üste monte edeceğiz. Açılarına, çizgilerine çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü çok hassas dengeler var Ames odasında. Çocuklar hazır mısınız? Bakın Ames odası bitmek üzere. Tam çizgilerin olduğu yerden kesiyoruz. Fiziksel bir göz yanılması yaşayacağımız için bunları çok iyi ayarlamamız gerekiyor. Yoksa istediğimiz sonucu elde edemeyebiliriz. Açılar, çizgiler hepsi tam muntazam olmalı. Bakın bazı yerler eğri, dikkat ederseniz. Bunları ben sizlere vereceğim. Açıları da, rakamların kaç olduğunu da göstereceğim videoda. Şu parçaları da şu tarafa koyalım. Evet, son parçalarımız kaldı. Onları bir gerçekleştirelim. Baba ben de büyüğüm. Son parçamızı kesiyorum. Evet. Son parçamızı da çıkardıktan sonra geriye bakın. Ames odasını. Çocuklar buraya dikkatinizi toplayın, bu tarafa. Ames odasının parçaları bunlar. Şimdi bu Ames odasının parçalarını katlayarak birleştireceğim. Yani bakın tam şu çizgilerin olduğu yerden katlamanız lazım. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Tamam. Cetveli buraya koyarak tam olduğu yerden katlayabilirsiniz. Şimdi tam bakın buradan seyreden arkadaşlarımız iyi izlesinler. Tam buradan bakın büküyorum. Cetveli de koyarak araya. Siz de böyle yapın.
Bu bükme işlemlerini de tamamladıktan sonra en son monte edeceğiz. Bakın gördünüz mü? Bükme işlemini tam çizginin olduğu yerden yapıyorum. Ve keskin bir şekilde büküyorum sonra. Bu bükme işlemini şununla da böyle biraz bastırarak gerçekleştirebilirsiniz. Evet, ames odasının tavan ve taban kısımlarını yaptıktan sonra yavaş yavaş dıştan yapıştırmaya başlıyorsunuz. Ben dıştan bantla yapıştırmayı tercih ettim. Koli bandı olabilir, ince bant tutmayabilir. Koli bandıyla bunu yapabilirsiniz. Bakın tam bakış deliğinin olduğu taraf burası. Bu da onun karşı tarafı. Bakın dıştan bantladım. İki ucu bir araya getirdikten sonra bantladık. Bunda da yine aynı şekilde bantladık. Sonra üst üste getirerek son halini vermeniz gerekiyor. Değil mi çocuklar? Az kaldı. Evet. Ames odası yapımında son aşamaya geldik. Her tarafından bantladık. Üst üste getirdik tavanla tabanı ve birleştirdik. Şimdi bakış yerimiz burası. Bakış yerimizi açıp orada bir pencere açacağız. Pencere açtıktan sonra içeriye koyacağımız malzemeleri, materyalleri de buradan koyduktan sonra seyredeceğiz. Eğer ortamınız karanlıksa ortamı aydınlatma adına bir gece ışığı vesaire olabilir. Bunları kullanabilirsiniz. Şimdi son haline getirdikten sonra size tekrar anlatacağım. Evet, ames odamızı tamamladık. Ames odasının bütün yapıştırma işlemleri bitti. İçerisine bir ışık koyduk. Şöyle bir ışık var bizde. Dur bana bakayım. Küçük bir mum da olabilir. Ames odamız tamamlandı. Evet. Burada küçük bir ames odasında, evde yaptığımız ev yapımı ames odasında tabii büyük bir odadaki görüntüyü elde edemeyiz. Ama biz biraz evvel denedik. İki tane aynı boydaki kediyi denedik. Ve iki tane aynı boydaki topu denedik. Ve o farkı gördük. Her zaman soldaki, yani daha kısa olan taraftaki ames odasının arka tarafına daha kısa olan taraftaki cisimler daha büyük görünüyorlar. Şimdi orada ben size nasıl göründüğünü göstereceğim. Ayrıca tabii bunu büyük odalarda yaptığımızda, laboratuvar şeklindeki odalarda yaptığımızda çok daha net bir görüntü elde edilecektir. Çocuklar siz gördünüz mü? Baktınız mı son haline ames odasını? Şimdi ames odasında yaptığımız evdeki ames odasında evimizde yaptığımız ames odasındaki görüntü bu. Çok net gerçekten. Yani küçücük bir ev yapımı ames odasında dahi bu farkı görebiliyorsunuz. Halbuki bu iki kedi birbiriyle aynı boyda iki kedi. Bakın çıkarıyorum dışarıya. Evet. Dışarıya çıkarıyorum. Bakın dışarıda aynı boydalar. Ama ames odasını alıyorum. Ames odasını alıyorum. Baba bu. Yerleştiriyorum. Bu odanın adı niye ames? Bakın görüyor musunuz? Çok net bir şekilde soldaki kedi daha büyük. Ve ames odası burada gerçekten görevini yapıyor. Evet, şimdi iki tane mavi topu yerleştirdik. Tam bakış açımızın olduğu yerden. Bak mavi toplar da çok net görünüyor. Bak görüyor musunuz çocuklar? Soldaki toplar, top da yine çok büyük. Evet, iki tane Polly Pocket'ı karşılaştırıyoruz burada. Çok net bir şekilde görüyorsunuz. Soldaki çok büyük. Mavi giysili olan, pembe giysili olandan daha büyük görünüyor. Şimdi yerlerini değiştirelim. Mavi giysiliyle pembe giysiliği yerlerini değiştirelim. Evet. Mavi giysili ile pembe giysilinin yerini değiştirdik. Çok net bir şekilde son görüntüyü görüyorsunuz. Evet, soldaki Polly Pocket çok daha büyük görünüyor, görüyorsunuz. Tabii ışıkla aydınlatmak lazım içeriği. Evet, bugün evimizde çocuklarımızla, yakınlarımızla birlikte yapabileceğimiz bir ames odası gördünüz. Tabii bu ames odasının çok büyük boyutlarda yapıldığında çok daha etkili olacağını söyleyebilirim. Hepinize denemek için başarılar diliyorum. Bu kadar da zor değil. Biraz emek, biraz hassasiyet yeterli.
Thank you.